Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu hazırladığı raporda olası İstanbul depremine ilişkin çarpıcı tespitler yaptı. Rapora göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü depreme karşı güçlendirildi. Ancak İstanbul'daki binaların %15'i risk altında. Deprem tartışmaları Türkiye'nin olmazsa olmaz konularından birisi. Ancak her depremden sonra uzun uzun tartışıp sonra adeta uykuya dalıyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi yasa boğdu. On binlerce canımız gitti. 11 ilimiz yerle bir oldu. Yine uykudan uyandık ve depremi tartışır hale geldik. Deprem tartışmalarının kilit bölgesi olası Marmara depremi. Peki bu depremde İstanbul'u nasıl bir tehlike bekliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu'nun 2021 yılının Temmuz ayında hazırladığı rapor bu soruya bir nebze de olsa yanıt veriyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu İstanbul'da beklenen deprem için 2021 yılında 600 sayfalık bir rapor hazırlamıştı. Hazırlanan raporda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün beklenen depreme karşı güçlendirildiği belirtildi. Hazırlanan raporda iki köprünün güçlendirilmesi için neler yapıldığına madde madde yer verildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü askı alatları değiştirildi. Çelik kuleler ve tabliyeler güçlendirildi. Semer bölgesi ana kablolar güçlendirildi. Genleşme dersi montajı yapıldı. Kule yanları, yaya yolu genişleyen kısmı tamir edildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Ana halat kablo muayenesi yapıldı. Pandül mesleklerin değişimi yapıldı. Ankraj odasına nem giderici sistem monte edildi. Tabliye yorgunluk çatlakları tamir edildi. İki asansörün yenilenmesi çalışmaları yapıldı. İstanbul, dünyada en yüksek deprem riskine sahip metropollerden birisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raporuna göre ülkemizin en kalabalık şehrinin %15'i yerle bir olacak. İki köprü de depreme karşı güçlendirildi. Ancak hazırlanan raporda aynı zamanda İstanbul'daki binaların %15'inin riskli olduğu da ifade ediliyor. Deprem sonrası oluşacak zarar ise tahmini olarak 120 milyar lira civarında. Rapor, olası bir depremde tsunami ihtimalini de gözler önüne seriyor. Marmara Denizi'nde eğer 7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse tsunami olma ihtimalinin %10'un üzerinde olduğu belirtiliyor. Depremlerin ardından ortaya çıkan en büyük sorunların başında haberleşme kesintisi geliyor. Buna göre AFAD özellikle beklenen İstanbul depremi ele alındığında iletişim şebekelerindeki trafiğin 50-60 kat artmasını öngörüyor. Bu da kimseye ulaşamamak demek. Deprem anında halkın güncel bilgilere hızlı ve doğru şekilde ulaşabilmesi içinse Afet FM radyo kanalı tesis edildi.